Değerli izleyicilerimiz, Anadolu'nun dünya açılan kapısı Kaşar TV ekranlarına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. En güzel gece bu gece olacak sayın seyircilerimiz. Neden? Çünkü halk oyun ekibimiz var, halk danslarımız var, aşığımız var, ozanımız var, sanatçımız var, türkümüz var, şiirimiz var. Sonuna kadar eğleneceğiz ve sizi eğlendireceğiz. Kazımız var, çiçek peynirimiz var, lavaş ekmeğimiz var. Yani bu gece çok renkli görüntülerle sizi eğlendireceğiz. Bunda emin olun. Kars, Anadolu'nun ilk cumhuriyet kurulan bir bölgemizdir. Yani 1878-1879 Osmanlı-Rus Harbi'nde Osmanlı yenilir ve o bölgeyi Ruslara bırakır. 1910'da Karslar Şura hükümetlerini kurar. 1917'de Bolşevik devrimi yapılır. 1918'de Yüksek İslam Şura hükümeti kurulur. 1919'da Anadolu'da ilk olarak Cenubi Garbik Cumhuriyet kurulur. Dolayısıyla yani Kars Cumhuriyet'in ilk kurulduğu bir ildir. Zaman derler zaten Kars, Kafkasların başkentidir. Kars adına kasabalar yapılmış. Dünyada okullar yapılmış. Azerbaycanlı kızlar aşık olmuş. Demiş Bakü yaz, Kars ayaz. Mevlam kader mi Kars ayaz. Dolayısıyla biz bu geceyi Duygu Akçay ile beraber yöneteceğiz. Evet, ben abicim. Açılışı yapıyorum ama bundan sonra ağırlığı kızımıza veriyoruz. Kızımız da Karslı. O da o yören lehçesiyle, o yörenin bazen şiirlerini, oradaki Çobanoğlu'nu, aşık şenliği, Nuray Hafsaş'ı çok değerlerimizi sizlere paylaşacak. Onların bazen neyini yapacağız? Onların değerlerini, anılarını sizlerle paylaşacağız. Evet, ülkemiz birçok imparatorluklara ev sahipliği yapmış. Aynı zamanda da biliyorsunuz ki Sayın Mustafa abimin de dediği gibi Mustafa Kemal Paşa demiş ve aynı zamanda çıldır arşiv şenlikler. Yani. Şimdi Atatürk Erzurum Kongresi'ni yaparken yapamamış. Erzurumlar destek vermemiş. Erzurum Kongresi Kars'tan 270 atlı gitmiş. Yani Kars'tan 270 atlı delege göndermesi Erzurum Kongresi yapılmıyor. Doğu'da Kurtuluş Hareketi başlamıyor. Belki de bugün Türkiye'deki ülke sınırlar çizilmemiş. O zaman Karslar çok çekmiş. Bütün savaşlar orada olmuş. Anadolu'nun ilk giriş kapısıdır. En çok savaş olun da en çok savaş orada olmuş. En çok şehit orada vermişiz. En çok annelerimiz orada ağlamış. Ağlamış. Neden arşivimiz çok biliyor musun? Çünkü çok şehit verdiğim için annelerimiz ağaç yakmış. Evet, o dönemin yaşayış şekillerini sazlarıyla dillere getirmişler. Yah ağlatmışlar bizleri, yah güldürmüşler. Bir zaman da düşündürmüşler. Harika bir söz söylemek istiyorum. Ne demiş Şenlik Baba? İster ihtiyar ol, ister nehcivan. Bu dünyada baki kalan öyünsün. Meraksız, fikirsiz, gamsız her zaman baş aşağı dolup gülen öyünsün. Buradan rahmetle anlıyorum kendisini. Dizelerini de her biri çok büyük anlam taşıyor Mustafa abicim. Çok güzel bir yöreye sahibiz. Öyle değil mi? Evet. Şimdi basın Kars'a gitmedi. Kameralar Kars'a dönmedi. Yani çevirmediler oraya. Yok saydılar. O tarihi dokuyu ne zaman dünya hissetti, Türkiye hissetti? Doğu Ekspres'te. Burada Ahmet Aslan Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde oldu bu iş. Şimdi giden mutlaka 20 kişi gönderiyor. Mart'a kadar dolu. Yer yok. Dolayısıyla artık Kars hissedilmiştir. Dünya Kars hissetmiştir. O tarihi doku ana arabelerini özellikle bu Cumhuriyet'in köşe taşı 90 bin şehit verdiğimiz Sarıkamış'ı. Yani onun dışında Çıldır Gölü'müzdür. Evet, Ardahan Kayaklesi'dir. Derken, artık Doğu Kesimlisi'ne her giden orayı görmüştür ama biz Atatürk'ü Kars'ta karşılarken hoş gelişler olan Mustafa Kemal türküsüyle karşılamıştır. Karşılamışız. Ben de diyorum ki bu Kars ili Hamza Gerek köyünün derneğin gecesindeyiz. Şimdi hiçbir konuşma vermeden biz hemen diyorum ki hoş gelişler onlara başlayalım. Hoş gelişlerle biz de bir açılış yapalım. Evet. Öyle değil mi Mustafa abi? Tamam. Buyurun efendim. Halk danslarıyla bir hoş gelişler ola açılışıyla bekliyoruz efendim.
Efendim alkış istiyorum sizden. Hoş gelişler ona Mustafa Kemal Paşa. Hoş gelişler ona Mustafa Kemal Paşa. Askerin milletin bayrağına çok yaşa. Askerin milletin bayrağına çok yaşa. Arş 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 ileri ileri arş ileri marş ileri. Süngüler ayna gibi parlıyor. Doğunun Türkleri bayrak ede bekliyor. Azeri Türkleri bayrak ede bekliyor. Arş 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 ileri ileri arş ileri. Değerli misafirlerimiz, açılış yapmadan önce canlı yayınımız için kaç kartı ve ekranlarını bir hoş gelişler ola ile siz ekranların başında, biz de burada değerli misafirlerimizle sizleri ağırladık. Ve ne yapıyoruz? Bu güzel günümüzü, bu güzel kutluyoruz. Sırada biz size Orkestra Kars Kafkas ekipleri halk dansları olarak harika yöresel bir müzikle devam ediyoruz efendim. Hey! Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ve karşınızda Kafkas Halk Dansları Orkestra Kars grubu. Thank you.
alkış istiyorum efendim. Sayın Gökhan Kürteş Öngel Beyefendi, hoş geldiniz. Hep böyle bir şey yoksa çıkmaz.
harika. Genç arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Kuvvetli bir alkış istiyorum kendilerine. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim az sonra Kars'ımızın kültürlerinden bir tanesi olan aşıklık sanatıyla siz değerli misafirlerimizin karşısına çıkacağız. Ben kendileri hazırlanana kadar sizlere bir Şeyh Şamil şiiri okumak istiyorum efendim. Ve daha sonra halk müzik sanatçımız Sayın Turgut Arpaçay Beyefendi aramızda bizleri türküleriyle coşturacak. Beraber kol kola halaylar çekeceğiz efendim. Bu akşam kültürümüzü yaşayacağız inşallah. Ne yapalım? Aşığımız hazırlanana kadar bir Şeyh Şamil diyelim mi? Hürriyet güneşidir. Şamil atalarımın öz ve öz kardeşidir. Şamil'i bilmeyen atasını ne bilir? Şair diyor ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ben de diyorum ki benim vatanımın sınırları Kars'ta başlayıp Edirne'de bitmez. Hazirimin hürriyeti hürriyet diye çalkalandığı kıyılarda başlar. Ta Viyana'da biter. Kur Aras coştukça, Tuna Volga taştıkça, benim ay yıldızlı bayrağım dalgalandıkça, benim şiirlerim okunacak, benim türkülerim söylenecek. İşte ta oradan esen rüzgarın getirdiği bir oyun. Esaretin düşmanı, cesaretin timsali, Şeyh Şamil oyunu. Sormayın kimler denem, haralıyam adostlar. Gönülden fırtınalı, boralıyam, a dostlar. Kızıl bir kurşun aldım, yaralıyam, a dostlar. Ağlama gözleri bulutlu yar. Ben bilirem senin de eyninde bir kanlı libasın var. Bu şarkılar, bu türküler, türkü çağırır türküler. Taşar kalpte ülküler. Allahu Ekber. Bu ses aslan sesidir. Bu ses demir perdeyi damla damla eriten bir sestir. Bu ses Kafkaslardan gelen Şeyh Şamil'in sesidir. Değerli misafirlerimiz, kültürümüzün bir başlangıcı da aşıklık sanatı dedik. Az önce Sayın Mustafa Küpeli ile birlikte anonsumuzu ettik efendim. Ülkemizde ve yaşamımızda, bölgemizde, memleketimizin en güzel yaşayış biçimlerini biz aşıklık sanatıyla anlattık. Yeri geldi ağladık, yeri geldi eğlendik, yeri geldi de güldük. Ve sırada ben sizin huzurlarınızda, yüksek alkışlarınızda efendim, bir aşığımızı davet etmek istiyorum. Sayın konuklar, karşınızda aşık İsa İstekoğlu efendim. Önce hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Eyvallah sağ ol. Bir tuğla da sen koy, bir tuğla da ben koyacağım bir aşık olarak. Müzik
yaradan senle medey. Kainatı var eyleyen Rahman'ın aşığıyam. İnsan kainatı var eyleyen Rahman'ın aşığıyam. İnsanlığa yükt vereyim Sultan'ın aşığıyım. Hoş geldin değerli başkanım. Bir baştan bir başa olmuş şehitlerin yatağı. Toprağı kanla sulanmış vatanın aşığı yamalim. Balan eynim aneynim son aman eynim. İsteye oğlu garip kaldım, gözlerim dostu arar. Geçen günden ibret al ki ömre olmasın zarar. Bu dünyada sevmek, sevilmek olmasa neye yarar? Sevgiyle şefkatı bol insanın aşığı yamalıydım. Ben sizlerin aşığı yamalıydım. Eyvallah. Evet, bu yeni yazdığım bir eser. Sıvatan Derneği Başkanı ve Ekmine de gitsin. Evet, Necmi Kadıoğlu Başkanım, ona da gitsin. Felek yönümüzü saldı gurbete, benimse yüreğim köyümde kaldı. Artık dayanamayım ben bu hasrete, tüm arzu dileğim köyümde kaldı. Artık dayanamayım ben bu hasrete, tüm arzu dileğim köyümde kaldı. Koyunun kaymağı, ineğin yağı, burnumda tütüyor bahçesi bağı. Orada geçti ömrün en güzel çağı, 40 yıllık emeğim köyümde kaldı. Ah köyümde kaldı, babacan köyümde kaldı. Çarkı devranın geceler rüyamdayın, çıkmaz inanın. Kalbi orada atayır aşık insanın, velhasıl her şeyim köyümde kaldı. Evet, Gökhan Öngel Bey ve yanındaki ekibine, vatanın milletin bayrağı benim. Gönlümde üç güzel sevgili vardır, vatanım milletim bayrağım benim. Bunlara hor bakmak hakkı inkardır, vatanım milletim bayrağım benim. Şehit kanı kokar
toprağım benim, toprağım benim. Hey vatanım, milletim, bayrağım benim. Şehit kanı kokar, toprağım benim, toprağım benim. Mal paradı lazım olar da. Biri sevilendir, biri sevendir. Biri övülendir, biri övendir. Biri diğerini temsil edendir. Vatanım, milletim, bayrağım benim. Şehit kanı kokar, toprağım benim, toprağım benim. Ey vatanım, milletim, bayrağım benim. Şehit kanı kokar, toprağım benim, toprağım benim. Vatanın emanet izi bizimdir. Hazanı, baharı, yazı bizimdir. İstek oğlu, Kürt'ü, Laz'ı bizimdir. Vatanım, milletim, bayrağım benim. Şehit kanı kokar, toprağım benim, toprağım benim. Eyvallah, sağ ol. Evet, bu söyleyeceğim türkü Gürsel Başkanıma da gelsin. Neyine güvenem, yalan dünyanın keremi yandırıp kül etmedim mi? 11 ay bülbül eyledi feryat, gül için bülbülü lal etmedi mi? Aman efendim, derman efendim. Babacan yatan karı, dağların yatan karı, yiğidi tez öldürür akşamla yatan karı. Aşıkıydı gonca güllere, arzunu söylerdi esen yıllere. Mecnun Leyla için düştü çöllere, Ferhat'ta dağları yol etmedi mi? Aman efendim, derman efendim. Babacan bu dünya arsındır, cehennem hırsındır. Nerede bir güzel görsem o da bir nursundur. Çoban oğlu yaram döndü çıvana, kurduğum bağlarım döndü bir ana. Kardeş Yusuf'un attı zindana, kader Mısır'da akıl etmedi mi? Aman efendim, derman efendim. Babacan vatan yakşı, giymeye keten yakşı, gezmeye gurbet eller, ölmeye vatan yakşı. Eyvallah.
Ne dersin bir artist okuyun mu? Kardeşler kardeşi böyle mara. Kardeşi belemin ay gönül vurgun yama yoğul yaram çok derin kardeşle kardeşi belemin ay bizim eller ayeller güzel eller ayeller ay ay kadın ay. Kitap vurdun araya rat çaldıştı. Bel büküldün ayoğul saçlarıma nalıştı. Kardeşle kardeşi belemin ayırlar. Bizim eller ayeller, güzel eller ayeller. A devletten düşene delidir deyin. Arşa çıktın ama enim Mevla senle yoktun özge gümayım Zindanda kaldı gelmez oldu şehri sana enim Kardeşle kardeşi belemin ayırlar Bizim eller ayırlar ay kadana Hazan oldu, yolum kısaldı Hasret cana yetti, gel ölürem ben Yaş elliyi aştı, vakit az kaldı Seni sevdiğimi bil ölürem ben Ay balay 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 Zararımda, karımda Heddi açtı feryadımda, zarımda Ay vefasız barı son anlarımda Bir gelip kapımı çal ölürem ben Ay gülüm, 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 gülüm Perişandır aşık İsa'nın halı Nasıl taşıyacağım bunca bevalı Son defa göreyim o gül cemalı
başımı dizine al ölürüm ben. Ay balay 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 balay. Evet, kalkış yok mu? Sizlere bir gurbet havası okuyorum, gurbet için. Hayat ağacımın dalı kırıldı, aşmadan güllerim soldurdum gurbet. Değerli misafirlerimiz, az sonra aramızda sevgili hemşirimiz. Nasıl ediyorum efendim? Evet, AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Sayın... Birazdan beyefendi, birazdan aramızda olacaksınız Sayın Şamil Aydın beyefendi. Hayat ağacımın dalı kırıldı, aşmadan güllerim soldurdun gurbet. Sevincim yerini kederler aldı, sinemi derdine doldurdun gurbet. Oy zalim gurbet, berana gurbet. Araya aşılmaz dağlar koymuşsun, yüreklere çıkmaz dağlar koymuşsun. Çok gülen yüzleri ağlar koymuşsun, söyle bana kimi güldürdün gurbet. Değerli misafirlerimiz, gurbet, aramızda İstanbul AK Parti 3. Bölge Milletvekili Sayın Gönül Adamımız Şamil Ayrım Beyefendi teşrif ettiler. Hoş geldin diliyoruz kendilerine. Gözlerim hayale daldı kızamayın, arzularım yarım kaldı kızamayın. Değerli vekilim hoş geldin. Estağfurullah, estağfurullah, ne demek, ne demek vekil. Sana da bir türkü armağan edelim vekilim, hoş geldin. Efendim, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Gazanfer Karakaş Beyefendi aramızda. Gazanfer Başkanımıza hoş geldin diliyoruz. Gazanfer Başkanım da hoş geldiniz. Yani program son buluyor. Bir türküyü de sizlere armağan ediyorum. Bitiriyorum. Değir belan ayrı düşey balasınlar. Feryat edir ana keyli, yay ana keyli, yay ana keyli. Kan damlayır yarasınlay. Kim ok vurdu sana keyli, yay sana keyli, yay sana keyli. Thank you.
avcunun alesini, avcunu alıp çaresinin, ay çaresinin, ay çaresinin. Bağlayardım yarasını, rast gelseydi bana köylü, ay bana köylü, ay bana köylü. Değri belan aşırı sayının canı zalim avcuyu tanırsan, ay aman aman ağrın ayılı. Kana saldın, dünyayı kana saldın. Fesatçığın mührünü dedenden mi devraldın? Dedenden mi devraldın? Deden gitsin derine, geç dedenin yerine. Sal köyü birbirine, karıştır hıdo karıştır, karıştır hıdo karıştır. Taşısın, kör çıvanın başısın, kör çıvanın başısın. Dünyanın sahtekarı, şeytanın kardeşisin, şeytanın kardeşisin. Deden gitsin derine, geç dedenin yerine. Sal köyü birbirine, karıştır hıdo karıştır, karıştır hıdo karıştır. Şaşarsın, doğru yolu şaşarsın, doğru yolu şaşarsın. Kazdığın kuyulara bir gün kendin düşersin, bir gün kendin düşersin. Deden gitsin derine, geç dedenin yerine. Sar köyü birbirine, karıştırdı o karıştı, karıştırdı o karıştı. Kars'ın kalesinde toplar atılır, toplar atılır. Evet, değerli milletvekilimize gelsin bu türküde. Kars'ın kalesinde toplar atılır, toplar atılır, oy toplar atılır. Topların sesine ay gül tutulur. Atan kim, tutan kim, Türk'ün askeri. Türk'ün askeri de hiç dönmez geri. Kars'ın kalesinde çipinek taşı, çipinek taşı da çipinek taşı. Çekilsin kıratı, binsin binbaşı. Atan kim, tutan kim, Türk'ün askeri. Türk'ün askeri de hiç dönmez geri. Evet, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir tuğlada sen koy. Evet, derneğimize katkı yapalım, derneğimize elimizden geleni yapalım. Hepinize sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ediyoruz aşığımıza. Efendim, programımıza başlayalım artık diyoruz. Aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Sayın Vekilim, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, değerli STK yöneticileri ve yönetimleri, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Kars Merkez Hamza Gerek Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Gecesi'ne hepiniz hoş geldiniz efendim. Efendim, programımıza başlamadan önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin ruhları için siz değerli misafirlerimizi bir dakikalık saygı duruşunda ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum efendim. Buyurun. Konuşmalarını yapmak üzere dernek başkanımız Sayın Sefer Er Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Kars Merkez Hamza Gerek Köy Yönetimi'nde sahneyi alabilir miyiz efendim? Hamza Gerek Köy Yönetimi'nde sahneyi alabilir miyiz başkanımızın yanına? Buyurun efendim. Sayın üyelerimiz, değerli köylerimiz ve misafirlerimiz, muhtar ve muhtar adaylarımız, dernek başkanlarımız ve bürokratlar, belediye başkan adaylarımız, bizleri bu gece yalnız bırakmadığınız için hepinize hoş geldiniz, saygılarımı sunarım. Derneğimizin kurulduğu 3 yıl içerisinde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği eser gelmeyen tüm üyelerimize teşekkürlerimizi bir boş biliyorum. Derneğimiz bir yardım amaçlı merkezi olduğu birinde de yola çıktık. Kalıcı olarak adına bir yer almaya uygun görmek bu amaçla bize hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Sayın Başkanım, Başkan Yardımcımız Gazanfer Karakaş Başkanıma teşekkürlerimizi bir boş biliyoruz.
geceyi düzenlediğimizin amacı bir tuğlada sen koy diyoruz. Siz değerli dostlarımızı ve bu yolda bizleri destekleyeceğinizi tüm kalbimizden inanıyoruz. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ve Hamza Kerayköy muhtarı da buraya kadar gelmiştir. Kendilerine de çok teşekkür ederim. Köyden kalmış buraya gelmiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Kıymetli misafirlerimizi anons edelim başkanım. Değerli yönetime ayrılmasınlar. Toplu bir resim alacağız. İstanbul Başkan Yardımcımız Sayın Gazanfer Karakaş Beyefendi aramızda. Kendilerine hoş geldiniz diliyoruz başkanım. İstanbul AK Parti 3. Bölge Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım Beyefendi aramızda. Sayın vekilim hoş geldin diliyoruz efendim. İstanbul Kars Ardahan Iğdır Derneği Başkanımız Sayın Necati Çetinkaya Beyefendi aramızda. Kendilerine hoş geldin diliyoruz. İstanbul Ardahan Iğdır Dernekler Federasyon Başkanımız Sayın Gürsel İlgüz Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz başkanım. İstanbul Iğdırlar Dernek Başkanı Sayın İsa Eler Beyefendi. Hoş geldin diliyoruz. İstanbul Avrupa Yakası Kars Ardahan Iğdır Dernek Başkanı Sayın Avukat Nilhan Öngel hanımefendi aramızda. Hoş geldiniz efendim. İstanbul Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyon Sekreteri Sayın Özcan Toptaş beyefendi aramızda. Hoş geldiniz diliyoruz. Kars Ardahan ve Çevre İlleri Derneği Başkanı Yardımcısı Sayın Atakan Dadaş beyefendi aramızda. Hoş geldiniz diliyoruz. İstanbul Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyon Başkan Yardımcımız ve aynı zamanda iş adamımız ve aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi 3. Bölge Milletvekili adayımız Sayın Gökhan Türkeş Öngel Beyefendi aramızda. Kendilerine hoş geldin diliyoruz efendim. Ve de çok kıymetli muhtarlarımız mı aramızda? Zafer Mahallesi muhtarımız Sayın Şener Bey aramızdaymış. Hoş geldiniz muhtarım. İncitepe Mahalle Muhtarımız Sayın Ahmet Kuzgun Beyefendi aramızda. Kendilerine hoş geldin diliyoruz Sayın Muhtarımıza. Evet değerli misafirlerimiz, ismini anons ettirmek isteyen, ben de buradayım demek isteyen tüm hemşerilerimize görevli arkadaşla irtibata geçmesini rica ediyorum. Az sonra da belediye başkanımız aramızda olacak. Efendim, konuşmalarını... Evet, şimdi beni yönetimden uyardılar. Köyümüzün muhtarı, isim ne demiştiniz efendim? Hayrettin Kaya Beyefendi buradaymış. Hamza Gerek Köyü'nden gelmiş Kars'tan. Sayın muhtarım, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Değerli misafirler, ben selamlama konuşması yapmak üzere AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım Beyefendi'yi huzurlarınızla, alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Vekilimiz birazdan mı konuşacak? O zaman Hamza Gerek Köyü'nün can hemşerisi, aynı zamanda iş adamımız Sayın Nevzat Kaya Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum huzurlarınızla, alkışlarınızla. Sayın Nevzat Kaya Beyefendi. Evet, aramızda değerli misafirlerimiz varmış. Namık Kemal Mahalle Muhtarımız Sayın Murat Canbaz Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz değerli muhtarım. Esenyurt İlçesi Üçevler Mahallesi Muhtarı Sayın Subay Tan Beyefendi aramızda. Hoş geldiniz Sayın Muhtarım. Kars Subatan Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Bülent Aras Beyefendi aramızda. Kendilerine hoş geldin diliyoruz. Nevzat Bey buradalar mı konuşma için?
Peki birazdan anons edelim. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız bu da mı gelmedi? Milliyetçi Hareket Partisi 3. Bölge Milletvekili adayımız Sayın Gökhan Türkeş Beyefendi'yi selamlama konuşması için alalım efendim. Peki Gökhan Bey. Kafkas Halk Dansları'nı vekilimiz oynatmak için şöyle aşağı alabilir miyiz? Bir hoş gelişler yapar mıyız vekilim? Kısa bir. Kars'ımızın gururu olarak. Değerli vekilimize alkış istiyoruz efendim. Efendim şimdi çalıyor muyuz? Bir alkış istiyorum sayın vekilime. Değerli hemşerileri için bir hoş gelişler ola yapalım efendim. Bu kadar mı alkış? Hani alkışımız? Bravo sayın vekilim. Tebrik ediyorum size. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Askerin milletin bayrağına çok yaşa. Askerin milletin bayrağına çok yaşa. Arş arş arş. İleri ileri. Marşileri, marşileri, dönmez geri, Türk'ün askeri, soldat.
helal olsun vekilimize. Alkış istiyorum efendim. Kuvvetli bir alkış istiyoruz vekilimize. Teşekkür ediyoruz efendim. Sayın vekilimiz ismi gibi Şeyh Şamil'in torunu olarak harika bir şekilde asaletin ve kahramanlığın simgesi olan Kafkas halk dansları ile birlikte çok güzel icra ettiler. Teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, Sayın Azmi Ekinci Beyefendimiz, değerli başkanımızın yoğun programı nedeniyle aramızdan ayrılması gerekiyormuş. Aynı zamanda Sayın Vekilimiz Şamil Ayrın Beyefendi de aramızdan ayrılıyorlar. Ve Esenyurt Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Gazanfer Karakaş Beyefendi de aramızdan ayrılıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ayaklarınıza sağlık. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı, gecemize katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanlarımıza. Ve seçim çalışmalarında kendilerine başarılar diliyoruz efendim. Kıymetli konuklarımız, birazdan eğlencemiz kaldığı yerden devam edecektir. Evet, sırada iki konuşmacımız daha var. Çok kısa tutaraktan eğlencemize giriş yapmak istiyorum ben. Huzurlarınızda. Sayın Başkanımız, ayaklarınıza sağlık. Uğurlar olsun efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık vekilim. Teşekkürler, sağ olun. Uzaklardan gelen soğuk memleketin sıcak kalpli insanlarından bir tane. Kars, Hamza Gerek Köyü, Sayın Muhtarımız, konuşmalarını yapmak üzere Hayrettin Kaya Beyefendi'yi huzurlarınızda alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Sayın Muhtarım, buyurun. Bir iki kelime de sizden alalım. Hızlı bir şekilde hemen eğlencemize başlayalım. Sevgili köylüler, bildiğiniz üzere yardımlaşma ve dayanışma gecesi olarak siz değerli hemşerilerimizden desteklerinizi bekliyoruz efendim. Masalarınızda zarflarınız mevcut. Bir tuğla da ben koymak istiyorum diyorsanız destek bekliyoruz efendim. Vallahi ben. Sayın Hamza Gerek komşuları, sayın burada destek veren tüm dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Sayın Hamza Gerek komşuları, ben Hamza Gerek muhtarı olarak
sizin bu yapmış olduğunuz toplantıdan çok mutluluk duydum. Çok sevinç duydum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İnşallah bu derneğimizin geleceği daha düzgün, daha doğru, daha düzgün bir şekilde olacağına ümit ediyorum. Ben de bir muhtarınız olarak inşallah elimizden gelen Hamza Gerek köyü olarak çok büyük bir destekle inşallah size destek olacağımıza sizin huzurunuzda hepinize söz veriyorum. Sayın Hamza Gerek komşuları, böyle bir dernek, böyle bir teşkilat, böyle bir düzen hiçbir yerde olmamıştır. Bunu bilin ki böyle bir derneği kurmak için çok mücadele, çok destek lazım. Buna destek vermek istemeyen insanların hakikaten ben vicdanından şüphe duyarım. Bunun için Hamza Gerek hakikaten burada iki Hamza Gerek olmuş. Hatta üç Hamza Gerek olmuş. Onun için size çok içten, çok derinden hepinizi saygıyla selamlıyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu derneğin kuruluşuna, bu derneğin kurma sebebine sebebiyet verip bunu öne çıkarmak için emek harcayan başkanımıza, başkan yardımcısına, köylülerimize, köylülerimizin dostlarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın komşular, siz bunu bilin ki biz de sizin kadar o köyde heyecanlıyız. Bu derneğe destek vermek için her gün mücadele yapıp her gün konuşmaktayız. Buna inanın ki biz sizi sizden daha çok düşünüyoruz. Onun için hiç merak etmeyin. Allah nasip ederse, Allah fırsat verirse bu derneğimizin geleceği daha parlak, daha düzgün, daha iyi bir şekilde yürüyeceğine kanaat getiriyorum. Onun için ben Hamza Gerek komşularının, burada bazı beni tanımayan gençlerimiz var. Bugün o kadar mutluyum ki daha kendisini hiç görmediğim gençlerimizle tanıştık. Daha hiç beni tanımayanlarla tanıştık. O kadar mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür eder. Allah sizi yar ve yardımcın olsun. Daha hayırlı günlere nasip etsin derneğimizi. Hepinize teşekkürler. Ölenlerinize rahmet, kalanlarınıza selamet olsun. Allah hepinize iyi günler nasip etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyoruz değerli muhtarımıza Sayın Hayrettin Bey'e konuşmalarından dolayı. Efendim, sanatçımız Turgay Arpaçay Beyefendi hazırlanana kadar içinizden biri, kendisi hemşeriniz Hamza Gerek Köyü'nden Sayın Burhan Eleman Beyefendi, Sayın Mali Müşavirimizi alkışlarınızla bir selamlama konuşması isteyelim kendisinden. Sahneye davet etmek istiyorum. Bu kadar mı alkış var hemşire? Evet, biliyorum bıktınız. Protokoldan dolayı, siyasetten dolayı haklısınız. Birazdan beraber kol kola halaylar çekeceğiz efendim. Tabii biz bize kaldık. Bütün protokol gitti, bütün heyet gitti. Ama bizim akşamımızın bitme şansı yok. Biz daha yeni başlıyoruz. Dışarıdakiler de gelirse hakikaten çok memnun olurum. Çünkü 500 kişilik salonda 200 kişi kaldık. Protokol evet, kesinlikle olmalı. Ama bizim başka bir önceliğimiz var. Değerli başkanım, saygıdeğer protokol üyeleri, kıymetli köylülerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bu salonda bizim 3. toplantımız. 3. seferdir bu salonu bize tahsis eden Esenyurt Belediye Başkanı'na, meclis üyelerine, şahsım, köyüm ve sizlerin adına ayrı ayrı teşekkürlerimi bir borç bilirim. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Seçim çalışmalarında da kendilerine başarılar diliyoruz efendim. Yine bir başka hususu hakikaten anlatmadan geçemeyeceğim. Çok yakın zamanda kaybettiğimiz sevgili Nusret abimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.
kıymetli köylülerim. Biliyorsunuz tam 3 sene oldu. Ben bugün burada yalnızca derneği konuşacağım. Neler yaptık, neler başardık ya da başaramadık, nereden geldik ve onu hatırlatmak istiyorum size. 3 sene evvel hiçbir yerimiz yoktu. Ne çay içecek bir yerimiz, ne de taziyelerimizi kabul edecek bir alanımız vardı. Çok kıymetli abilerimiz, isimlerini vermekten de hakikaten haz duyuyorum. Sevgili Mevlüt Erdem abim, sevgili Hacı Ziyaddin Kaya beyefendi ve sevgili İsa Durak beyefendilerin teşvikleriyle ve çok kıymetli kardeşim Öztürk Birdal ve onun arkadaşları sayesinde ilk toplantımızı yaptığımızda inanın o kadar heyecanlıydım ki anlatamam. Şu anda da bir miktar heyecanlıyım ama o gün hakikaten heyecanlıydım. Çünkü insanlar gelecek mi gelmeyecek mi düşünüyordum. 3 gün evvelinden sunumlar hazırladım. Orada olanlar biliyor. Barko'ya sunumları koyduk. Bir dernek nasıl yönetilir? Kaç parayla yönetilir? Kimlerin yönetici olması lazım? Asgari maliyetimiz ne olur? Vesaire vesaire. Alt alta koyun bir buçuk saatlik bir sunum. O gün ne oldu biliyor musunuz? O gün aynen bugün gibi oldu. O gün aynen bugün gibi oldu. Hepiniz oradaydınız. Ve o gün derneğin kuruluşuna karar verdik. O gün bir başka şeye daha şahit oldum. Benim köylülerimin sağduyularına o gün gerçekten inandım. İnanılmaz bir sağduyuları var. Çünkü hakikaten çok yetenekli kişileri hem başkan hem yönetici olarak seçtik. O yöneticiler, o başkanlar bakın bugün bizi nereye taşıdı? Tam 3 yılda şimdi yeni bir yer almayı düşünüyoruz. Şimdi yeni bir yer alabilir miyiz? Onun derdindeyiz. Onun için yöneticilerimize hakikaten gece gündüz çalıştılar. Mevcut dernek için de çok uğraştılar. Şimdi yeni alacağımız yer için de çok uğraşıyorlar. Onlara çok ama çok teşekkür ediyorum. Hakikaten hakları ödenmez. Gerçekten herhangi bir huzur hakkı da biliyorsunuz almadılar. Bir huzur hakkı da ödemiyoruz biz onlara. Dolayısıyla inşallah bundan sonraki süreçte de daha iyi şeyler yaparlar. Ama yalnız onlarla olmuyor tabii. Yani dernek yöneticileri çalışıyor. Bir takım insanlar da onlara yardım ediyor. Burada özellikle birkaç isim zikretmek istiyorum. Her ihtiyacımız olduğunda, ne zaman kime ihtiyacımız varsa telefonunu çalıp aradığımızda bize hayır demeyen kişiler var. Bir kısmının ismini belki unuturum, söyleyemem, kusura bakmayın ama bu genel itibarıyla bütün işverenlerimiz için geçerlidir. Sayın Mehmet Ali Kaya, Sayın Gökhan Öngel, Sayın Cahit Birdal, Sayın Atilla Birdal ve Sayın Murat Güngör. Eğer olduğu da isimlerini unuttuklarım olduysa muhakkak olmuştur. Ez cümle bütün iş adamlarımız mutlak suretle ne zaman kapılarını çaldıysak bize hayır demediler. İnanıyorum ki bu akşam da bize hayır demeyecekler. Gereken desteği sağlayacaklar. Şimdi şu haline değil belki ama bir 15 dakika önceki halinde herhalde çok daha güzel görünüyordunuz. Keşke arkadaşlarımız kalkmasalardı. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum, emin olun. Bunu bilmenizi istiyorum. Çünkü harika bir birliğe sahipsiniz. Harika bir oluşumun içindesiniz. Ama bu oluşum, inanın bizim sağladığımız bir oluşum değil. Eğer biz bugün buradaysak, eğer bu toplantıları gerçekleştirebiliyorsak, bu bizim büyüklerimizin bize bırakmış olduğu bir eserdir. Biz bunu bir adım, iki adım, üç adım, beş adım, 15 adım daha ileri götürmek mecburiyetindeyiz. Biz mirasçıyız, miras yedi değiliz. Bir adım daha bu durumu ileri götüreceğiz. Buna hiç şüphem yok. Kıymetli köylülerim, bakınız büyük İslam alimi Mevlana Celaleddin Rumi ne diyor biliyor musunuz Mesnevi'de? Ne kadar güzel söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyor. Evet, şimdi yeni bir hikaye yazmak üzereyiz. Şimdi yeni bir şeyler söylememiz lazım. Biliyorsunuz, metropol bir şehirde yaşıyoruz. Çocuklarımız birbirini tanımıyor. Hatta bırakın çocuklarını, biz bile birbirimizi, çoğumuz birbirimizi tanımıyoruz. İşte bunun için, tam da bunun için bir fırsat yakalamış durumdayız. Kıymetli abilerim, ablalarım, kardeşlerim, sevgili köylülerim, bu söyleyeceğime çok ama çok dikkatli dinleyin. Çünkü iki sefer söyleyeceğim. Bakın, köyümüzün tarihi bize bir misyon yükledi. Tekrar ediyorum. Köyümüzün tarihi bize bir misyon yükledi. Bu işi ya başaracağız ya da geçmişte olduğu gibi bir sonraki nesile aktaracağız.
Oysa buraya kadar getirilmiş bir dernek, buraya kadar getirilmiş bir faaliyeti geçmişe aktarmak doğru olur mu? Hayır. Biz başladığımız işi bitireceğiz. Layıkı veciyle elimizden geleni ardımıza bırakmayacağız. Hatta gücümüzün yettiğini değil, gücümüzden fazlasını bile mutlak suretle bugün vermek zorundayız. Kıymetli köylülerim, özellikle hanımefendilere seslenmek istiyorum. Sizler olmadan bizler yarımız. Biliyorum ki dernek faaliyetlerinde kesinlikle sizleri isteyerek değil ama istemeyerek de olsa ikinci planda bulundurmak zorunda kaldık. Fakat bu da tamamen fiziki şartlarla ilgili bu durum. Aslında o kadar çok şey istiyor ki kafamızdan, o kadar hayallerimiz var ki dernekçiliğe ait. Ama bazen şartlar, bazen ekonomik durumlar buna elverişli olmuyor. Hattı zatında bizler bu yeri en çok da sizlerle birlikte olabilmek için istiyoruz. Onun için hanımefendilerden de bu akşam çalışan kardeşlerimizden maaşlarının bir kısmını, çalışmayan ev hanımı ablalarımızdan, teyzelerimizden de mutlak suretle mutfak masraflarının bir kısmını istiyorum. Bundan kaçamazsınız. Kıymetli köylülerim, şunu sakın unutmayın. Bu dernek bizim çocuklarımızın, bizim geleceğimizin çimentosu. Ya bugün bu işi başarırız ya da başarırız. Başka bir alternatifi yok. Emin olun, bizim dernekçilik faaliyetlerini yönetebilecek çok sayıda vizyon ve misyon sahibi arkadaşlara ihtiyacımız yok. Çünkü onlar zaten her biri bizlerin içinde. Yöneticilerimiz hakikaten öyle, arkadan gelenler de öyle. Ben bu alana bir dört duvar diye bakmıyorum. İki kapısı var, bir penceresi var, altı katı var, üst kat var. Evet, bunların hepsi var. Büyük bir alan, güzel bir alan. Ama başka bir şey var, biliyor musunuz? Burası aslında ebediyete kadar açık kalacak bir hayır kapısı. Bakın, ebediyete kadar açık kalacak bir hayır kapısından bahsediyorum. Hepimiz faniyiz, mutlak suretle göçeceğiz. Bizim arkamızdan okunacak fatihalar ebediyete kadar burada yaşaması için, buranın yaşaması, bu yerin de oluşabilmesi için bizim yarış etmemiz lazım. Bakınız, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi 48. ayetinde aynen şöyle diyor. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi hep hayırla koşun, yarışın. İslam alimleri bunu hayırda yarışın diye yorarlar. Evet, hayırda yarışmak çok güzel bir deyimdir. Bugün inanıyorum ki benim köylülerim hayırda yarışacaklar, hayırda yarışan olacaklar. Onun için haydi hep birlikte hepinizi hayırda yarışmaya davet ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, sağ kalın, selamet kalın. Efendim, çok değerli hemşerimiz Burhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinin de anonsu dediği gibi bu akşam yardımlaşma gecemiz. Bu akşam dayanışma gecemiz. Siz değerli misafirlerimizden köyümüze bir tuğla da ben koymak istiyorum derseniz masalarınızda bulunan zarflarda yardımlarınızı bekliyoruz efendim. Yardım sandığımız, bağış sandığımız sahnededir. Bir tuğlam da benim olsun diyorsanız efendim bekliyoruz. Sayın Mustafa Küpeli, eğlenceye başlayalım mı efendim? Ne dersiniz? Tablo mu satalım? Dernek başkanımız ne diyorlar? Bakalım. Değerli misafirlerimizi, anons ettiğim misafirlerimizi ben sahneye almak istiyorum. Sayın Mehmet Ali Kaya beyefendi, M-A-K-A-Ş olarak. Sayın Cahit Birdal beyefendi. Sayın Nevzat Kaya, Kayalan Mobilya olarak sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Güngör Emlak, Murat Güngör beyefendi. Sayın Cengiz Gültekin İryat beyefendi. Sayın Azmi Ekirci beyefendi. Sayın Burhan Eleni, Mali Müşavir. Bekliyoruz efendim. Sayın Mahmut Durak beyefendi, İnkal Yapı. Sayın Nurdane Er, Mali Müşavirimiz. Bekliyoruz efendim sahneye. Şöyle alalım sizleri.
Sayın Hacı Kurban Kaya, Kaya Yapı İnşaat. Anons ettiğim isimdeki değerli hemşerilerimizi sahneye alabilir miyim efendim? Sevgili köylerim, vekiller, bakanlar, makamlar hepsi gitti, kaldık biz baş başa. Bizim bizden başka ne sahibimiz var ne de kimsemiz. Bunu yapacak olan bizim köylülerimizdi. Hepinize çok teşekkür ederim. Mümkün olduğu kadar herkes kendi gücüne göre. Kim ne kadar verebilirse derneğimize destek olur. Teşekkür ederim Hacı. Teşekkür ederim. Tamam, sana vereceğim. Yakın konuşun. Şimdi biz tam 100 senedi bir arada yaşıyoruz. Bizim dedelerimiz, babalarımız şimdiye kadar bir arada yaşadı. Allah izin vererse biz de saygı, sevgi içinde bir arada yaşayacağız. Evet, dernek başkanımızı da alalım mı buraya? Değerli hemşerimiz. Allah'a şükürler olsun ki köyümüzde şimdiye kadar herhangi bir yüz kızartıcı olay olmamıştır. Birbirimize hiç düşmemişiz. İnşallah bundan sonra da düşmeziz. Bizim temennimiz bu. Bizim büyüklerimizden saygı, küçüklerimizden de sevgi bekliyoruz. Bundan sonra saygı, sevgi içinde bir beraber içinde yaşayacak inşallah. Allah derneğimizi de hayırlı mübarek etsin. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletirim. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sayın Başkanım, derneğimize katkı amaçlı Cahit bir daha alalım. Önce bir destek alalım değil mi? Sayın Mustafa Bey, buyurun. Cahit Bey, sizi alalım. Sizi alalım Cahit Bey böyle. Şimdi burada beğendiğiniz bir tabloyu size vereceğiz. Biz bugün derneğin borcunu kapatacağız bu akşam. Hay hay oldu, toy toy oldu, herkes gitti. Biz kaldık. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Efendim, bir tablo size vereceğiz. Sayın Atilla Birdal, sizi de sahneye alabilir miyiz efendim? Bir tane alacaksın abi. Atilla Birdal'ı da sahneye alalım. Hepimizi alıyoruz. Herkes kendi... Şimdi burada ne yapacağız biliyor musun? Derneğimizin borcu var. Bunu herkes yedi, içti, gitti. Siyasetini yaptı. Biz bize kaldık. Ama derneğin borcunu da biz kapatacağız. Evet, şimdi... Evet efendim, biz bunu satıyoruz. Hocam şöyle canlı yayına döner misin? Canlı yayına dönerim. Efendim... Bunu ben 10 liraya vereyim, hiç konuşmayalım. 10 milyar. Çok mu olur? Önceden vermiştik de. Sonra size bağlayacağım. Bu gece yorumayalım konuklarımızı. Sayın Atilla Birdal. 5000 lira. Sizi ben sahneye alabilir miyim? Evet, kabul ediyor musun başkanım? Başkan 5000 lira. Tamam, evet, alkışlıyoruz efendim. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Tablo 5. Bak gördün mü, herkes gitti 1 lira vermedi. Allah yerini doldursun efendim. İkinci Mustafa konuşmamız. Abicimi, Atilla Birdal olarak çok istek var, talep var. Sahneye alacağız. Anons evet. Ediyorum ama Sayın Atilla Bey. Atilla Birdal alalım efendim. Efendim şimdi şimdi sayın mali müşavirim, ikinci tabloyu sana vereceğim. Tablonu seç, yanıma gel efendim. Şimdi hiç açık artırma falan gerek yok. Yaptığımız evet, tablolar var. Çok güzel konuştu. Herkes beğendiğini için alsın. Öyle çerçişiyle yapmayalım. Evet. Herkes yüreğindekini koysun gitsin. Evet hocam. Başkanım yanımda ol da kaça verelim. Ben bunu 5000 liradan aşağı vermem. Başkanım ne diyorsun? Evet efendim, alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Evet, 5000 lira. Müşavirimize desteklerinden hiç dolayı kimse burada 1 lira vermeden gitti. Bak, demek ki kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Efendim, 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 ne yapıyorsun? Burada kale de var, bu 10 lira. Ama kale de var iki resimde. 10 lira. 5000 lira. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Kurban Kaya. Kaç para vereyim? Söyleyin bakayım. 5 verdim, 5. 5 tamam mı? Bizi kimse kırmıyor. Evet. Efendim herkes seçiyor ve geldi. Mali müşavir, kızımız geldi. Kızımız geldi. Aa, bu Doğu Ekspres. Kars'ı kurtaran Doğu Ekspres biliyor musun? Pahalı. Aa. Ama bayan kız, bir bayanımız var. Babası da çok para verdi. Evet. Bayanımızı kırmıyoruz. Diyor ki ben bayan olarak 2000 lira veriyorum. Veriyor musunuz?
Evet. Evet, bu hanımefendiye bir alkış istiyorum desteklerinden evet. dolayı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, efendim. Efendim. Aa, Kars'ın kalesi. Mehmet Ali Kaya. Efendim bak bak. Çok güzel de bir türküsü var Sayın Mustafa Küpeli. Onlara diyorlar efendim. Evet canı sağ olsun dedi. Kars'ın kalesi 10 lira. Kars'ın kalesi 10 lira. Harika. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yani duygulandım efendim. En kıymetli tabloyu aldı. Bir de Kars'ın kalesini alkışlayalım. Değil mi? Evet. Atilla evet, Birdal. Atilla Birdal Bey. Atilla çok Birdal Beyefendi. Allah kim ne veriyorsa Allah yerini 1000 kez doldursun. Amin. Atilla Baba. Bu çok tarihi esere dönüşmüş. Bunu ben 10 liradan aşağı vermem. Atilla Bey beni kırma. Özel yağlı boya. Beraber gidelim seyircilerin karşısına. Efendim beni kırmadı 10 lira. Atilla Bey. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah yerini doldursun bu krizde. Bu krizde 10 lira 5 lirayı paradır. Demek ki evet, bu yiğitler, bu baba yiğitler demek hiç bizi kırmıyor, sizi kırmıyorlar. Allah da onların ne dileği varsa yerine getirsin. Son bir tablo evet, kaldı. Bu kale çok eski bu kale yalnız. Dur. Şimdi tadilatçı, derneğin tadilatını beyefendi yapacak ya, diyor bana kıyma diyor. Tadilat bazen 50 milyar diyorsunuz 150 lira çıkıyor, 70 lira çıkıyor. Biz kırmayalım. Ya ama sen de parasız vermem. 5000 lira veriyoruz. 5. Şöyle bir tut benim yanımda. 5. Hem 60, 50 liradan aşağı tadilat tutmaz. 55 lira. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Evet, bir teşekkür delikanlı var arkada. Teşekkür ediyoruz. Delikanlı geliyor. Delikanlı. Abulhasan Arakan'ı. Konya'yı Konya yapan, yılda 2 milyon turisti götüren ve diyorum da bir dur da. Abulhasan'ın Harakan'ın hocası Mevlana'nın Mevlana Konya yılda 2 milyon turist götürüyor. Hocası Kars'ta yatıyor Abulhasan Harakan'ı. Hocam bu çok pahalı bir tablo hocam. Bir 10 liradan aşağı bunu verme. Evet. Hiç kimse beni kırmıyor. Allah razı olsun. 10 lira delikanlı gel. Şöyle beraber bir gösterelim canlı yayına. Efendim 10 lira notları alıyor muyuz? Ama Sayın güzel. Nevzat Anı Bey, şimdi bak, bir sahneye alabilir miyiz efendim? Çok genç bir delikanlı, güzel bir alkış alalım delikanlıya. Değil mi? Çok sağ ol efendim. Sayın Nevzat Tanı Beyefendi'yi de sahneye alabilir miyiz? Sayın Küpeli, anons ediliyor. Talep var kendisine. Sayın Nevzat Bey'i de alalım sahneye. Tabii. Bir tablomuz kalmış. Nevzat Tanı Beyefendi burada mı efendim? Evet, Nevzat Bey geliyor. Aslında ben de müzik yoksaydı hoş gelişler ola. O değil de bir kışımdan geldi geçti peh peh diyecekti. Efendim hoş geldiniz. Efendim ben bugün derneğin borcunu bitireceğim. Herkes yedi gitti, tabaklar bize kaldı. Ama biz bugüne kadar kimseye eyvallah demetmemişiz. Bundan sonra da etmeyeceğiz, onu da herkes bilsin yani. Böyle aslan yürekli hemşehrilerim var. Ben hiç kimse kırmıyorlar. Efendim bu var ya, bu çok pahalı tablo yanınıza. Ani değil mi? Ani efendim, ani. Diyor, ani yıkılsa dünya yapamaz ama ani bir dünya yapar. Ne diyorsun efendim? Efendim. 3 lira diyor ama vermiyorum, 5'e veriyorum. 5. Bir alkış efendim, bir alkış. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim, Gazanfer Bey de bu akşamki yemeği vermiş. Şimdi 1000 lira da veren ortaktır. 10 milyar veren de ortaktır. Dolayısıyla da 1000 lira da verenleri de şöyle alalım. Şimdi güçlü. O fotoğraf arkadaşlar nerede bizim fotoğraf? Çok güçlü bir alkış istiyorum. Bu bizim yürekli aslanlarımız. Aslan yürekli Hamza Gerek köylüleri. Aslan evet, yürekli. Hamza Gerek köylerinin gönlü zengin insanları. Hiç kimseye bak. Köylerine sahip çıktılar. Sağ olsunlar. Dernek aldı başkanım ama hiç kimseye muhtaç etmediler. Allah sizden razı olsun diyorum. Bir verdiyseniz Allah size bin versin efendim. Amin. Ne demişler efendim? Başkanım bir şey diyor musun? Biz ya. Bize kurban, el bize kurban demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Aslan yüreklere bir şey diyor musun? Tüm üyelerime, köylerime çok teşekkür ederim. Bizi yarı yolda bırakmadığınız için bize destek verdiğiniz hepsine saygılarımı sunarım. Ya şey bir şey alsana. O vakit birazdan hep beraber hoş gelişler ola yapalım mı başkanım? Efendim kim?
Kayalar, Nevzat Kaya değil mi? Tamam baba, tamam. Şimdi ben şöyle diyorum, tabloları aldık ama yöresel bir oyunla sizi gönderelim diyorum. Hoş gelişlere oynayıp gidelim, olur mu? Bir şey diyecek misin? Bana bakıyorsun ama. Bu gece çünkü herkes konuşma hakkına sahiptir. Çünkü çok katkı sundunuz. Derneğimize, yönetime destek veriyoruz. Buyurun. Ben bu köyümüzün güzide insanlarına yürekten bir alkış isteyebilir miyim? Sizden ricam. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizlere güç kattılar, destek oldular. Hepsinin ayaklarını sağlık diliyoruz efendim. Siz bilmenin dostlarımızı yerlerinize alırız. Ve o zaman ne yaparız Sayın Mustafa?